Sporayın TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Lale Yön hanımefendi. Hoş geldiniz Hoş diyorum. bulduk. Kendisi Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi. Aynı zamanda Birleşik Fenerbahçeliler Evet. Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Ve 1907 üyesi. Evet, 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 evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ekibe Teşekkür ederim. teşekkürler ediyorum. Güzel bir gün kabul ediyorum ama üzücü bir günde başlıyoruz. Bütün Evet, maalesef. şehitlerimize, ailesine başsağlığı diliyorum. Kendilerine de Allah'tan rahmet dileklerimi iletiyorum. Evet. Çok üzgünüz. Artık buna bir dur demenin zamanı geldiğine inanıyorum. Allah yardımcımız olsun. Evet, şimdi kısaca sizi tanıyabilir miyiz Lale Hanım? Kendinizden biraz bahseder Tabii misiniz? bahsedeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü ile tanışıklığınız nasıl? Ondan bahseder misiniz? Şöyle ki Fenerbahçe'ye başlangıcımız kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim. Çünkü dededen babaya, babadan bana, benden oğula. Dört Nesilden göbek olduk. nesile. Uzun bir nesil Fenerbahçeliyiz. Aile olarak Fenerbahçeliyiz. Yön ailesi olarak. Bir tane içimizde Galatasaraylı amcamız var, o kadar. Onun dışında Fenerbahçe bizim için artık tutku, özgü, sevdiğimiz, başarılara imza atması için dua ettiğimiz bir Türkiye Cumhuriyeti'nde biz Fenerbahçe ailesi olarak çok mutluyuz. Birbirlerimize destek oluyoruz, maçlarımıza gidiyoruz. Sevgi dolu yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin ayrıcalığı var bizim için. Babamın arkadaşlarıydı Şeref ve Mehmet Ali. Bir aynı mahallenin çocuklarıydı. Orada başladık. Aklımız erdikten sonra da çocuklara bunları aşıladık tabii ki. Ve Fenerbahçeli olmak çok güzel bir şey. Ben Fenerbahçe'de görev yapmaya ve içinde bulunmaya tam net olarak şöyle başladım. Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı'nda başladım. Sayın Aziz Yılmaz Başkanımla birlikte. Kendisiyle çok Fenerbahçe kulübüne destek olmaya çalıştık. Gruplarımız vardı. Burada çok güzel satranç turnuvaları yaptık. Çocuklarımızla birlikte çalışmalar yaptık. Sünnet düğünleri, yardımlar yaptık. Programlar hazırladık. Çok güzel aktivitelerimiz vardı. Ve her zaman engellilere destek olacak yardımlarımız oldu. Kulüp ve üyeler olarak, vakıf üyeleri olarak da desteğimiz her zaman vardı ve her zaman da olacağına inanıyorum. Sevgili başkanım kendisi vakfı aldığı zaman ben orada görevli bir şeyler yapmak istediğimi söylediğim zaman seve seve hemen kabul etti ve benim kongre üyesi olmam için kendisi destek koydu ve ondan sonra ben kongre üyesi oldum Sayın Aziz Yılmaz Başkanlığı aracılığıyla. Fakat Çok güzel. oğlum daha önce kongre üyesiydi. Çok eski, yani o bildi bileli kendini hep üye olmak istemişti. Çok da aktif çalışmaları olmuştur kendisinden. Ben aslında İstanbul kökenliyim. İstanbul doğumluyum. Kadıköylüsünüz. Dededen yok, İstanbul Yeniköylü Boğaz Yeniköy. çocuğuyum. Dededen gelen bir 14 senelik 14 göbek bir İstanbul kökenliyiz. Rumeli kökeni anne tarafından geliyor. Aynı zamanda Mevlevi torunuyum kendim de. Oo, çok güzel. Evet, babaannem de Kafkasya'dan gelen kökenli. Oo. Biz bu farklı kültürleri taşıyorum. Hepsine de özleştim. Hepsinden birer faydalanarak etrafıma faydalı olmaya çalıştım. Ben yürek ve sevgi insanıyım. Seviyorum, herkesi çok seviyorum. Kulübümü çok seviyorum. Ailem, çocuklarım hepsi bambaşka tabii ki. Bizim yuvamız burada başladı. Dolayısıyla buradan sonra kongre üyesi olduktan sonra iş hayatım çok geniş bir iş hayatım oldu. Bayağı güzel imzalar attığıma inanıyorum. Ve Sayın Ali Koç'la tanıştık. İşim icabı tanışmıştık o zaman. Dolayısıyla İş Adamları Derneği olarak 1907'de iş kadını olarak da üye oldum. Çok güzel orada da ilişkilerimiz devam ediyor, toplantılarımız oluyor. Ben Fenerbahçe'yi sevdiğim için her zaman her yerde olmaya çalışıyorum. Zaman zaman Antalya'ya gidiyorum. Antalya'da Fenerbahçe derneklerini ziyaret ediyorum. Ama bunları yansıtmıyorum. Daha önce de bir Anneler Günü programında Fenerbahçe TV'de oğlumla birlikte bir program yapmıştık. Çok da güzel ifadeler kullanılmıştı. Kendi kulüpteki çekim yapan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca 1907 olarak da çok güzel bir aktivite yaptık. Geçen sene Hindistan Başbakanı ve Spor Bakanı gelmişti. Fenerbahçe Kulübü'nün tanıtım amaçlı bir güzel program yaptık arkadaşlarla. Ve içimizde bulunan avukat arkadaşımız kendisi de birlikte. Dolayısıyla hep çalışmak istiyoruz. Daha doğrusu bize fırsat tanısalar bu enerjiyle çok güzel Evet, değil çalışacağımıza mi? Daha inanıyorum. aktif Bize olmak fırsatlar istiyorsunuz. tanınmıyor. Fırsat tanınmasını çok istiyoruz.
Daha önce zaten basketi de çok severim. Fenerbahçe-Ülker basket maçlarını devamlı takip ediyordum. O zaman kadim dostlarımdan Murat Didin vardı. Dolayısıyla birlikte gidiyorduk. Sayın Lütfi Arıboğan da orada aynı şekilde o zamanki bugünkü görevi değil oradaki görevindeydi. Ülkerspor'un şampiyonluğunu son anda bir basketle Evet. kazanmıştık hiç unutmuyorum. O tarihte bir takvim yapılmıştı. O takvimde de bir resim koymuşlar. Bana hediye etmişlerdi. Kendilerine de yine tekrar ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Sporu seviyorum. Basketi çok seviyorum. Sevdiğim için de hep içinde olmak istiyorum. Ama atıl bir insan olarak değil, aktif bir insan olarak çalışmak istiyorum. Ve elimizden geldiğince biz vakıfta ancak bunları yapabiliyoruz. İnşallah vakıf zaten Fenerbahçe Kulübü'ne çok büyük desteklerde bulunmuştur. Gelmiş geçmişten, benden önceden başlamıştır. Ben o tarihleri bilmediğim tarihten itibaren konuşuyorum. Yani bildiklerimi ancak konuşma yetkisine sahibim. Çünkü ben içinde bulunduğum dönemde devamlı destek oluyorduk. Sayın Başkanımla birlikte çalışmalarımız çok oldu ve her zaman da olacaktır. Biz bir aileyiz. Gerek vakıf olsun, gerek kongre üyeleri olsun, gerek vakıf üyeleri olsun, Dernekler olsun. derneklerimiz olsun. Yani 1907 zaten başlı başına her zaman destek. Hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Ailede Evet. ayrım olmayacağına inanıyoruz. Sevgi her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum. Sevgiyle birçok yolları aşabileceğimize inanıyorum. Işıklı bir yol olmasını istiyorum ayrıca. Kulüpteki yeni yönetime de başarılar Evet, diliyorum. şimdi onunla gelmek istiyordum. Yönetimle ilgili düşünceleriniz nelerdir kulüpteki? Şöyle ki daha önce sevdiğimiz, gene her zaman sevdiğimiz insanlar var. Bugüne kadar geldik. İnanıyorum ki bundan sonra da sevgi oldukça Fenerbahçe'ye özünü içinde özleştirdiği zaman başarılı olacağına inanıyorum. Mutlaka çok başarılı olacağız. Zaten manevi dileklerimiz de odur. Manevi yönden de Evet. destek olmak istiyoruz. Her şey maddi değil, şekildendir. Bazı şeyler manevi bakımdan da ele alındığı zaman hissel kavlel vuku derler. Ben bunları Evet. aşacağımıza inanıyorum. Çünkü hakikaten Fenerbahçe bambaşka bir şey. Bu aşk bambaşka bir şey. Son bayanlar maçına gittiğimiz zaman Antep maçında o bayanların o sevgisini, o tezahüratını size asla anlatamam. Ben içindeydim çünkü. Zaten ben hep Muhteşem şaşım. bir Zaten hava, 3 tane evet. gol atacağımızı söylemiştim ve 3-0'da bitirdik. Ondan sonra da çok başarılı, çok güzeldi. Yani yalnız erkekler değil, kadınlar da bu işin içinde çok görev almalı diyorum. Evet. Taraftarımız bir kere çok o kadar güzel enerji var ki taraftarda. Taraftarımızı kırmayalım, onlara sahip çıkalım. Yani onlarla. Yalnız ben bir tek maçlarda küfüre karşı biraz duyarlı olmak istiyorum, Olmayın, evet. olmamasını istiyorum. Çünkü bize yakışmıyor diye düşünüyorum. Biz anneyiz, babayız, evlatlar, bütün grup olarak Fenerbahçe camiasında düzgün bir kere çok güzel bir stadyuma sahip olmuşuz. Burada çok güzel maçlar elde ediyoruz. Futbolcularımıza başarılar diliyorum. Hepsi ayrı azimle, ayrı bir şekilde bizlere hizmet veriyorlar. Kendileri de burada isimlerini çok güzel noktalıyorlar. Başarıların devamını istiyorum. Sayın Aykut Kocaman'la 1907'de bir görüşmemiz olmuştu. Toplantıya gelmişti. Şansal Büyük Ağa da oradaydı. Kendisinin bu işleri çok güzel manevi yönden ve hakikaten de destek olarak, grup olarak başaracağına inandık. İnsanlar inişler ve çıkışlar olur. Onun için inişlerde isyan edip çıkışlarda takdir edilmesine de karşıyım. Hepimiz Evet, sahip çıkalım kesinlikle de. birbirimize, futbolcularımıza sahip çıkalım. Yani ben sahip çıkılmasına karşı olan insanlara kızıyorum. Çünkü menfaatler değil burada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başarıları ve sporcularımızın ve taraftarımızın bunun karşılığında aldığı mutluluktur. Ben bunları çok destek koyuyorum, destekliyorum ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Elimden geleni yapmak istiyorum. Peki yabancı futbolcuların bu kadar çok alınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben tabii Bu ki kadar burada altyapıda futbolcular, şimdi ona basketçiler değinmek yetişiyor. istemiştim. Zaten benim söylemek istediğim de buydu. Ben onlara hiçbir zaman karşı değil ama çok büyük paralar ödendiği için Çok bu yüksek paraların meblağlar, altyapıda evet. çalışanlara yardımcı olup geleceğin yıldızlarına yani geleceğin sporcularına destek olup kendi içimizde büyük isimler, büyük starlar yetiştirmek düşüncesindeyim. Tabii ki büyüklerimiz bunları daha iyi bilir. Başarılara imza atması için Türk çocuklarımızı, Türk sporcularımızı kazanmanın taraftarıyım. Ben daha çok onları istiyorum çünkü.
Çok kıymetli değerler var, kenarda duruyorlar. Bunların bu paralarla birlikte daha çok onların üzerine eğitiminde, her şeyinde destek olup içimizde Türk sporcuların imza atması daha hoşuma gidiyor benim. Bu benim kendi düşüncem tabii ki. Ama destekliyorum ve böyle olmasını da istiyorum. Çok güzel. Yani Fenerbahçeli olmanın getirdiği güzelliklerin yanı sıra çalışmak güzel bir şey. Fenerbahçe için çalışmak güzel bir şey ama biz vakıftan ancak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1907'de üyeyiz. Oradaki toplantılarımıza katılıyoruz. Çok düzenli, çok güzel, çok güzel dostlarımız var orada da. Kulüp olarak da kongrelerde desteklemeye gidiyoruz. Vazifelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama bir fiil çalışmak istiyoruz. Bir fiil kendimizi ispatlamak istiyoruz, yardım etmek istiyoruz. Kulüp buna müsaade etmiyor mu peki? Vallahi bilmiyorum. Aktif olarak çalışılmasına, kongrelerin desteğine. Ben bir dönemde kendim komiteler kurulmuştu geçen sene. Bizzat gittim, komitede görev almak istedim. Ben Lyon hayatımda narkotikle birlikte çalışmıştım. Madde bağımlılığı ile ilgili okullarla ilgiliydi. Dolayısıyla o çalışmalarımın sırasında aldığım şeyle, güzel bir eğitimle, orada da bir narkotik olarak okullardaki bir grup kuralım dediğim zaman, ismini vermek istemediğim bir arkadaşım vakıfta olduğum için bana görev verilmeyeceğini söyledi. Bu beni biraz üzdü. Öyle mi? Evet, bu beni biraz üzdü. Neden dedim? Çünkü insanlar yerlerine göre değil, kişiliğine göre değerlendirmeli. Ayrıca vakıf, Türkiye'de vakfın ahını da almamak gerektiğine inanıyorum ben. Ayrıca Fenerbahçe için çalışan tabii, bir vakıf. Fenerbahçe için senelerce destek olmuş bir vakıfta çalışan olarak bana kulüpte izin verilmedi. Yani organize eden kişi bana dedi ki vakıfta olduğunuz için olmaz bir ayrımlık dedi. Ayrım oldu ve ben o günden sonra bir daha hiç gitmedim. Hiçbir şekilde de teklifte bulunmadım. Çünkü biz Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz. Başkanlarımız var bizim. Vakıf başkanımız var, kulüp başkanımız var, 1907 başkanımız var. Evet. Yani ayrım yapmıyoruz ki biz. Her bir devir herkes geçecektir. Herkes bir gün bir başkan olacaktır. Her zaman biz Fenerbahçeliyiz. Başkanlar değişebilir ama taraftar değişmez. Evet. Onun için de üzüldüm. Bu benim için çok üzücü oldu. Ama ben onurluyum, gururluyum Fenerbahçeli olmaktan. Ve her zaman çalışabilirim, verebilirim. Ne emek varsa vermeye hazırım. Manevi güçlerimizle de destek oluyoruz. Bu çok önemli bir şeydir. Evet. Her şey bazen kaderdir ama olmazsa da kader, olursa da kader deriz. Kadere inanırım, inançlıyımdır. Manevi güçlerimle de çok destek aldığım çok bazı şeylerim olmuştur. Bir tarihte gene zaman vermeyeceğim. Fenerbahçe'nin o sene şampiyon olamayacağını hissettim ve bunu istemeden ağzımdan kaçtı. Onun için gene ismini vermediğim bir arkadaşımız Show TV'de program yapıp benim o programa çıkmamı istedi. Ben deşifre olmak için konuşmadım. Hissettiğimi konuştum. Hissettiğimi yaşarım çünkü ve hep iyi şeyler hissetmek istiyorum. İyi şeyler söylemek istiyorum. Siz değindiniz ama ben tekrar soracağım. Maçlar bayanlara ve çocuklara açıldı biliyorsunuz. Biliyorum, takip ediyorum zaten. Takip ediyor musunuz? Tabii, geliyorsunuz maçlara. Evet. Neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Valla bir kere şöyle, tabii erkekli maçlarda da olduk ama kadınların oradaki şeyi var ya, erkekleri bastırdığına inanıyorum. Atmosfer çok güzel, çok büyük bir atmosfer vardı. Çok, hele son maç diyebilirim ki, eksik olmasın. Grubumuz da çok güzeldi. Zaten onları da face'e attık. Çok büyük de beğeniler aldık. Sosyal aldık. Kadınlar, kadın anadır. Her şeyi başarır. Harpte de başarır, sporda da başarır. Her yerde başarır. Anne annedir, kadın kadındır. Evet, doğru. Son olarak Fenerbahçe ile ilgili bir anınızı paylaşır mısınız? Fenerbahçe'de yaşadınız. Şöyle söyleyeyim. Yine bir grup olarak Fenerbahçe maçına gitmiştik. Maçın kaderini sordular bana. Neticeyi söylemiştim. Tabii yaşayınca çok büyük tezahürat oldu. Ve ondan sonra da her telefon açılışlarında bu gece maç nasıl bitecek? Pardon. Ben de başarılara imza atacağımıza inandığımız için her zaman olumlu söylediğim zaman da oldu, olumsuz olduğu zaman da oldu. Ki olumsuzları söylemek istemiyorsunuz. Çünkü beklediğiniz netice değil. Onun için hep pozitif açıdan bakmak istiyorum. Pozitif düşünceler insanı bir yere getiriyor yalnız. Yani kesinlikle, negatiflikler, evet, kırıcılıklar, bölücülükler olmasın.
hep pozitif düşünelim. Birbirimizi sevelim. Fenerbahçeli olarak değil, her zaman herkes, insan olarak, evet, olarak herkesi kucaklayalım. Ama Fenerbahçe camiasının bir ayrıcalığı olduğuna inanıyorum. Bu sene inşallah, inşallah, gene 3 kere inşallah diyorum. Çok güzel şeyler olması için duacıyız. Şöyle ki, yani kırgınlıklar da olmasını istiyorum. Sor. Evet, inşallah. Son olarak dedim ama çok şıksınız, dikkatimi çekti. Sarı lacivert giymişsiniz. Armalarınıza da bakıyorum. Efendim, ben de sarı lacivert bir aşk. Sarı lacivertte olmanın getirdiği ikinci aşk. Ve tabii ki uslubuna uygun olmak da güzel bir şeydir her zaman. Onun yanındayım. Bütün futbolcularımıza başarılar diliyorum. Ayrım, evet, yapmıyorum ama Türk sporcularına eğilim yapılmasını ve kulüplere kazandırılmasını istiyorum. Başkanlarımıza buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Sporcularımıza dualarımla her şey, pardon, her şeyin en güzel olmasını diliyoruz. Tekrar tekrar bazı problemlerimizi de burada yansıtmak üzere bu güzel çekimlere devam etmenizi, sizlerin de çok, evet, başarılı inşallah olduğunu görüyorum. Teşekkür ediyoruz. Takip ediyorum spor yayını devamlı. Zaten hastalık halinde bu bende. Çok teşekkür ederiz şahsınıza da ayrıca ve ekibinize de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Davetinizi kabul ettiniz, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Sevgili saygılarımla tüm Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne en güzel dileklerimi gönderiyorum. Başarı bizim olacak. Hep birlikteyiz. Yürek yüreğe, bilek bileğe. Teşekkürler. Evet, spor yayından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Teşekkürler. Teşekkürler.